Evet, kaldığımız yerden devam. Hem de Relic'le. Relic'e ihtiyaç var mı bilmiyorum. Biri düşüp diğerini kırdı yine. Evet, Emperor'un yanına geri olma serüvenimi devam ediyor sanırım. Bunun üstüne çıkınca bir geldim gördüm buradaydım vardı. Öyle hatırlıyorum. Hayır, öyle değilmiş. İnelim aşağı. Nerede o? Bayağı bunun altında gibi gösteriyor mu? Herhalde başka bir yerde. Şurada bir tane de bu arada ünlü işareti var. Sanırım o yukarı gidersek bulabileceğimiz bir şey. O yüzden herhalde ilerlemek daha mantıklı gibi duruyor. Bir de şurada bir tane kilit işareti var. Bakalım o neymiş. Sanırım köprüden geçmemiz lazım. Bakalım köprüden geçince neler çıkacak karşımıza. Geçti mi? Hiçbir şey çıkmaz. Evet, daha da çok kırmızı deriyorum ve bir rift tabii ki de. Başka bir tane, aha bundan var, bize bellek var kocaman. Allah kapandı da ben de elektrik vurduğumuz için hiçbir işe yaramıyor saldırılarımız. Bu şeytan biraz fazla güçlü. Hemen şunları dispeleyleyelim. Daha da fazla çıkacak mı? Anında indirirler. Şarj etmek için harikaydı. Şimdi şarjlı bir şekilde şöyle arkasına falan geçelim ve vuralım. Ha, 2201 vurdum. İnanılmaz rekor kırıyorum. Bu arada hemen kalkan vereyim de. Evet, ekibi ben kurtarıyorum şu an. Çünkü adam gibi ruh saldırısı yapabilen bir ben varım. Gördüğünüz üzere aynı anda 1-2-1-1000 vurdum. İnanılmaz. Ama geri kalan saldırılarım hiçbir işe yaramıyor. İşte böyle bitersin işte. Sevgili cengaver rift. Bir rifti daha kapatıyor. Rick'e rift dedim az önce değil mi? Çaktırmayın, çaktırmayın. Evet, neredeyse 19. seviye olacağız. Sanırım 16. seviye olmamız yeterliydi oyunu bitirmek için. Yakında 19 olacağız. Evet. Ama neyse, diğer ejderhaları falan da avlamak istiyorum. O yüzden onun için lazım. Hala ejderhalar bizi çiğneyip atabilir kenara yani. Öyle hayvani güçlüler. Şu muhteşem kaleye, buranın sembolü olan kalenin kulesine nihayet ulaştı. Buradan da gelebiliyormuş peki. Fade Rift şeysi köşede takılı kaldı. Onda daha çok ne kadar çoklar ya, bitmiyorlar adeta. Şiddetli kırmızı lirim falan buluyor. Just when I thought you had layers. Evet, buradan böyle dene dene oraya çıkacağız gibi duruyor. Ama sanırım burada kamp kurmuyorduk diye hatırlıyorum. Sadece bu kuleyi kurtaracağız gibi hatırlıyorum. Bakalım neler olacak. Bir de buradan sürekli bir düştüğümü hatırlıyorum. Hadi bakalım. Ana adamları atmışlar. Aha da behemon. Ama kamp kuruyormuşuz. Evet. Dediğime inanmayın siz. Bir şey keşfettim. Benim bu Energy Barrage saldırım ruh kılıcını inanılmaz hızlı bir şekilde dolduruyor. Şarj etmek istiyorsanız en iyi combo gibi duruyor. Aklınıza bulunsun. Benim de aklımda bulunsun. Umarım unutmaz. Kırmızı Templar'ın bir notu. Kuleyi mutlaka koruyun. Engizisyon taş ocağına ya da daha da kötüsü kaleye ulaşmasına izin vermeyin. Üzerine çalıştığımız her şey yok olabilir demiş. Hemen biz de üzerine çalıştıkları her şeyi yok etmek üzere kampımızı kuruyoruz efendim. Ne çalışıyorlar acaba? Influence umarım 12'ye yükselir yakında çünkü fokusu 300'e çıkarmak istiyorum. Şu an 200 durumda gördüğünüz üzere. Buradan çıkınca bir şeyler var diye hatırlıyorum. Bir çıkalım bakalım. Kulenin etrafına böyle bir ne deniyor bunu? İskele. Heh, iskele kurmuşuz. Geldim gördüm buradaydım var. Şunu hemen halledelim. Kemik kulesi. Bulunduğunda etrafında yüzlerce yakılmış kemik varmış. Hani ölülerin yakılması olayı var ya, ondan sonra kemikler bulunmuş. Bir tarihçinin notuymuş bu. Bazıları eski Tevinter'dan bir yapı diye düşünüyormuş. Bazıları da bir kan büyücüsü. Buraya bir o az önce savaştığımız elektrik şeytanı vardı ya. Gurur şeytanı. O şeytan olarak
çağırıp bu kulenin içine yedirmiş onun ruhunu diyor. Ondan sonra da çocukları o kadar büyük, o kadar güçlü büyücüler olamadıkları için böyle 8 tane koca zincir bağlatmışlar. Ki şeytan yürümeye başlayıp kuleyle birlikte her şeyi yok etmesin. Önüne çıkan her şeyi yok etmesin diye. Az önce gördüğümüz o önlem işareti nerede? Şuradaymış. Ona doğru bir gitmek istiyorum. Yine bir sürü Alfred var. Burayı seviyorum bu açıdan. Tam böyle finalden önce gelinmesi gereken yer yani gerçekten. Zaten oraya gidecekmişiz gibi duruyor ama ben sanırım arkadan dolaşacağım. Çünkü neden olmasın? Geçen bölümde geldiğimiz yerin üstüne çıktık ama arkadan dolaşamıyoruz peki. İlla o yoldan gidiyor. Kulemiz de bu şekilde. Evet, Feydrift'in canının yukarıda kalma sorumsalı aynen devam ediyor. Çözülemeyen bir bug olarak. Bir de Cassandra'nın şu kolların orası, omuzlarının orası. Böyle asla görünmüyor. Görünmezlik pelerini gibi görünmezlik zırhı var diyelim. Yani burada başka bir görev işaretinin oraya geldik. Bu neymiş? Okuyalım. Balıkçının mektubu. Kırmızı Templar geldiğinde görmüş bu adam. Arkadaşına diyor oralarda köprünün yakınlarında bir tane hazine var muhtemelen. Ama oraya cesaret edip gidemiyorum. Hani sen istersen git bak gibi demiş. Bir de hazinenin yerini söylüyor. Burada kesin bir şey daha vardır. Karla kaplı bir günlük. Bu savaştan nefret ediyorum. Eşimi kaybettim. Ha, maalesef. Bir yüzüğü sahip olması gereken kişiye götür demiş. Yüzük bulduk. O önlem işaretinin oraya gidemedim henüz. Tam gideceğiz. Evet, oradaymış. Yakınmışız da. Peki. Buradan zıpla zıpla gidiyoruz. Evet. Nerede? Oku diyor. Başka bir kaçırılmış kişi kaçırıldığının farkına varmış bir süre sonra ve sevdiği insana yazıyor. Diyor ki yakında arkasından saldırmayı deneyeceğim. Umarım birisi bu mesajı ulaştırır demiş. Ama herhalde ulaştıramayacağız ki öyle bir görev falan açılmadı gibi anladığım kadarıyla. Kaleye girmeden önce bir köye döneriz. Orada bu görevleri hallederiz. Oo, nerelere geldik? Anladım. Aha, orada birileri savaşıyor. Bizim geçen bölümde tanıştığımız şövalye mi o? Acaba kalkan verebiliyor muyuz ona? Veremiyor olabiliriz ama elimizden geleni yapabiliriz. Evet, Disruption Field. Chain Lightning. Bir de vursaydı mıydı? Oo, hepsine birden vurdum. Hallettik. Michel hemen dalmışsın ya bizi beklemeden. Peki. Hemşehir bizim burada olduğumuzu biliyormuş. Kırmızı Templar'ı onun arkasından göndermiş. İnsanlar savunmasız kaldı, o yüzden hemen köye geri döneceğim dedi. Ben de köye geri döneceğim birazdan. Oh, Professor Earl. Evet, bu çok nadir bir ot. Bulursanız kaçırmayın. Girsek mi ya kaleye gelmişken? Kaleyi acaba bitirebilir miyiz bu bölüm içinde? Bakalım neler olacak. Evet, insanların taşındığı herhalde. Taşıtlar bunlar. Hello. Hemen bu karşılama komitesini hallettim. Sonunda devam edeceğiz. Yine geyik heykelleri bu sefer. Evet, bir Alp Kalesi'ne girdiğimiz belli oluyor. Hemen geyikler, kurtlar, bir de baykuşlar. Evet, buradan devam. Evet, baykuşlar da var. Baykuşlar her yerde bu sefer. Bayağı bir fazla var. Ve ileride düşman gösteriyor. Acaba o düşman ne? Bakıyoruz, bakıyoruz. Daha çok Red Templar. Allah'ım bitmiyorlar. Bir çadırın içinde böyle çuval da buldum. Güzel, oradan kumaş geldi. Devam ediyor. Oku diyor. Test notları. Uyguladığımız kırmızı lirin miktarına dikkat etmeliyiz. Geçen sefer uyguladığımız birden çıldırdı ve onu öldürmek zorunda kaldık. Kırmızı lirium yerleştikten sonra beklediğimiz gibi daha da güçleniyorlar. Ama bu onları kontrol altında tutmayı da zorlaştırıyor. Başka test metotlarıyla kontrol altına alabileceğimiz başka yaratıklar bulmadığımız sürece işe yarar bir etkileme metodu bulamayacağız. Behemoth neyinize yetmiyor, bu deneyleri bir kenara bıraksak ya, demiş birisi. Ne deneyi acaba? 5000'leri toplarken
Kafeslere bakıyoruz. Oku diyor. Oo, bir dev. Emerald Grave'den getirilen dev bu sabah vardı. Karnından aldığı küçük yara nedeniyle yavaşça öldürüldü. Sadece bir tane hayatta kalmış devimiz var. Neyse ki değişim bayağı bir umut verici. Ben umutluyum. Güç uygulamadan bu yaratıkları ele geçirmek zor olsa gerek. Belki yetiştirmek daha iyi olabilir. Maalesef bu türün dişisine henüz kimse ulaşamadı. Dişi bir dev bulup büyütmek istiyorlarmış. O az önce öldü denilen. Evet Verikciğim, halledebilirsen sevinirim. Bakalım buradan bir şey bulabilecek miyiz? Bulamıyoruz da. Peki. Oo, çok korkunç. Bunlardan biriyle savaşacağız herhalde. Ama çok da dev gibi de değil yani. Biraz küçük sanki. Belki hani çocuğunu falan mı buldular? Ama ileride görüyoruz. Saldıracak bir yakında. Dikkat etsek iyi olur. Başarmalarına izin vermeyin diyor. Hayır, başaracağım. Herkese kalkan vereyim de devle ilk defa savaşacağız çünkü. Ve ikinci defa galiba. En başlarda savaştıydık galiba bir kere, evet. Stormfall, ne yapıyorlar mısınız bilmiyorum. O zamanlar ses kalitem çok kötüydü. Eyvah. Üstümde darlatıyor. Bunu hem Red Templar'larla hem bunlar savaşmıyor. Yüzden önce bir Templar'ları halletsek galiba daha iyi olacak. Hem zaten bunlar gibi saldırdığı için dev bir taraftan Red Templar'lar da icabına bakıyor. O kafanları bizi iyileştirdi galiba abi. Çünkü bayağı bir canımız dolu yani. Bacaklarına saldırmamız lazım. Tamam, bir bacağı kanıyor. Artık diğer bacağını da kanatmamız lazım. Orada hala canım düşmedi. Farkında mısın? Evet, nihayet halledebildik. Bakalım Chain Lightning'e nasıl etki verecek. Ama bir tane şey halledememişiz galiba. İşte arkadan birisi vurup duruyor. Şimdi bir halledelim bakalım. Kassandra. Arkadaki Red Templar yüzünden Kassandra'yı indirdiler. Kassandra. Yettim. Bayağı güçlü. Ama alaşağı ettik. İşte Cengaver Rick'in gücü. Şu an göremiyorsunuz kendisini ama. I take it your father returned to Tevinter, Dorian. Let's hope so. My father died when I was very young. I barely remember him now. I won't say you're lucky, because that's not true. There are days. I understand. You have my sympathy. Sandra'nın da babası o küçükken vefat etmiş maalesef. O yüzden Dorian'ın durumunu anlıyormuş. Beni anlıyorum dedi. Feydrift o köşede evet duracak gibi duruyor sonsuza kadar. Oyunu açıp kapamam lazım ama hiç şu an çok üşeniyorum buna. O yüzden devam edeceğiz kaldığımız yerden. Hele de maşallah orman gibi. Elflerden beklendiği gibi tam. Neymiş o? Kesin şişedir ha. Yukarıda gibi duruyor. Peki. Bu ağaçlara tırmansınlar böyle yavaştan diye kim düşündüyse artık kendisine buradan selam. Çünkü hiç güzel bir şey değil. Evet, bir şişe bulduk. Daha çok kamp alanı. Daha çok kırmızı liriyum. Yerde bir dev daha hayatını kaybetmiş maalesef. Demek ki bu devler onların özel silahları olacaktı ve biz de önlerine geçtik. Aiden, herkes seni rahatsız ediyor. Biraz sakinleş. Benim duyduğum İmşerlin'in yaptığı taş ocağındaki lirium gelişimini takip etmek ve davamıza yardımcı olmak. Zaten önemli olan tek şey bu. Önüne bak, işini yap, ona meydan okuma. Konul yazmış. İmşer herhalde bir şeyler karıştırıyor, ondan şüphelenmiş birileri de var. Burada başımıza bir şeyler gelecek gibi. Taktik kamerasına niye geçtim bilmiyorum. Aha, bir dev daha. Eyvah, Verik'i hallettiler. Kalkana bırakıp Verik'i hemen uyandırıyorum. Ben şunu kullanayım artık değil mi ya? Al sana rip. Adam bir saldırsın. Saldıramadık mı? Yapamadık galiba. Evet, ağzımda vurdu gibi diyor. Bunu da liriyumlanmış bir devle savaşıyoruz. Azıcık kullanalım değil mi gücümüzü ya? Ne kadar boss fight olsun. Yine de olmuyor yalnız. Bayağı güçlü. Ooo.
sefer Dorian gitmiş. Herkes teker teker düşüyor. Dik çok güçlü, çok güçlü dedim. Kesin şunun suçu ha. Yandan böyle çaktırmadan çaktırmadan saldırıyor. Relic'i kurtar dedi ama Relic. Neyse biz Cassandra ile ikimiz hallederiz ya. İşte bu. Gençler iyi misiniz? Ağzınız burnunuz kırılmış durumda. Güzel bir kalkan düştü sanırım. Daha sonradan bakacağım ben. Ve buradan yolumuza devam ediyoruz. Değil mi? Doğru yere gidiyorum umarım. Aha buradan merdivenler var gibi. Çok böyle her yer beyaz beyaz birbirine benziyor. Biraz yol bulması zor. Ve girmeden önce bence kullanın ya siz iksirleri. İksirimiz kalmadı. Evet. Bir kampa gidip bir geri dönelim değil mi? Evet. Kalenin içine de bayağı bir gezmiştik aslında. Demek ki böyle gidiliyormuş. Neyse dönerken kolaylık diyelim artık. Evet kalenin iç kısımlarına geri geldiğim. Ama sanırım burası başka bir yer. Evet başka bir yere geldim. Ama sıkıntı yok. 2488. Evet bugüne kadarki en çılgın vuruşumdu herhalde. Aha vallahi 19. seviyede oldum. Hazır. Kankayla başlamışken böyle seviye atmam da iyi oldu tabii. Sanırım şu Energy Barrage'in debuff'ını açacağım. Bu iyi olacak gibi. Savaş öncesi böyle bir güçlenmemiz de iyi oldu. Buradan şimdi içeri mi gireceğiz? Aç kapıyı belirgen başı oldu. Bir kapı daha açacağız. Hadi bakalım. Her kapıda bir heyecan yapıyorum. Aha. Behemoth. Bir tane daha var. Burası mı son savaşın olduğu yer? Vallahi geldik tam diye ama. Şu Behemoth dışındakileri halledebiliyorsak onları aslında halletmemiz lazım. Ama Behemoth'u hallettim. Şu Relic'i kurtarabilecek miyim bir bakayım ona gittim. Al sana bundan. Relic nerede ölmüş ya? Ortada bir yerlerde takılı kalmış herhalde. Kulenin içine falan girmiş. Evet. Ve bu şekilde herkesi hakladım. Ama bu son savaş değil. Herhalde iki farklı yoldan geliniyordu. Ben kamptan sonra diğer yolu seçmiş bulundum. Bu arada kalenin içlerinden doğru geldim. Ve orada İmşer'in yazdığı şeyler buldum. Evet. Neyse. Neyse. Kampa gelip geldi. Neyse İmşer ile demişler ki bir tane şövalye sürekli kapınıza gelip senin ismini soruyor. Sizin önünüze getirelim mi efendim demişler. Size şeytan diyor demişler. O da aa nasıl söz öyle demiş. Ama siz onu yalnız bırakın sadece tek bir adam zaten ne yapabilir ki demiş. Böyle bir Zebellah gibi bir alanda savaşacağız gibi duruyor. Çok böyle boss fight gibi duruyor. Hadi bakalım. Sen İmşer misin? Evet valla İmşer. Ah, the hero arrives. But is it here? Bir dakika nereye gideyim? Hop 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 hop. Dur bir dakika yanlış yere gittim. Evet. Pardon Malcolm çok başka bir yere gitti herhalde. O yüzden saçma bir şey oldu. Ama kendisi bir korku şeytanıymış. Böyle arzu şeytanı yok çünkü. Korku şeytanı böyleydi. Tamam beni saldırdın. Tek güçlüdür. Benim. Bu adamla anlaşma yapma imkanımız falan var. Ama zaten ben ona anlaşma yapmayacağım belli yani. Anlaşma yapmayacağım her hal ve harekatımdan bellidir. Aa, bütün şeytanları dönüşebiliyor gibi duruyor. İmkarla savaşıyorum diye. Aman tanrım. Şimdi de buna dönüştü. Evet. Bana karşı en güçlü olan şeytana dönüştü ama benim de ruh saldırılarım güçlüdür çok şükür. Herkes bir saldırmayı duruyor bir. İlginç ya. Girmeyin gençler saldırın saldırın. Her seferinde Y'ye basmam gerekiyor şu an öyle bir dondu. İmşer de dondu ama o açıdan sıkıntı yok. O da donduysa bence iyidir ya. Bir dakika şu ikisi çok sıkıntılı yerde duruyorlar şu an. 1700 buldum. İmşer dondu. Disruption Field'ın işe yaramaması üzücü. Ama en azından ruh saldırıları vuruyor, iyi vuruyor. O kadar çok vurdum ki parmağım yamalacak yakında. Ve dişiler diyor sürekli İmşer'le mi? Anlamıyorum yani.
her ne diyorsa. Bu arada dev daha zordu. Bunun sadece canı çok, bir de kalkanı çok. Dorian nerede? Niye onun kalkanı yok? Sürekli bir kalkanı gidiyor Dorian'ın. Dorian'ın yine kalkanı yok da neyse, bitmek üzere. Azıcık daha sıkalım dişimizi. Ben daha yeni başlamıştım diyor. Bitmedi mi artık? Ne oldu? Cassandra, my mother has a friend who's a Pentagast. Perhaps you know of him. The Pentagasts are a large clan, Dorian. I cannot know them all. Aa, bunu takan kişi çok daha hızlı bir şekilde mana veya staminayı geri kazanabiliyormuş. Böyle inanılmaz bir kalkan aldık. Oo, bayağı iyi oldu. İki gelmişiz emperyalizmine. Hemşehir'i de bu şekilde hallediverdik. Artık buradaki kırmızı delirium aktivitelerine bir son vermiş bulunduk. Stormcast'tan sonra bir kırmızı delirium aktivitesi daha bu şekilde sonlanıyor gibi. Bir dakika, burada bir şeyler daha var hala. Ha, kaleyi henüz ele geçirmemişiz peki. Nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz herhalde. Burada bir görev gibi bir şey daha var. Ne o? Shard mı? Ha, shard varmış peki. Aha, bir asker ölmek üzere. Yaralı bir kırmızı Templar. Gitti mi? Öldü mü? Şeytan nihayet öldü mü? Delirium. Delirium onu ele geçirmiş. Bundan sonra çok hayatta kalamaz. Hemşehir ne yapıyordu? Kırmızı Delirium'u düzgün bir şekilde üretildiğine emin oluyormuş. Zamanlama çok önemliymiş falan. Onunla ilgileniyormuş. İkinci oyundaki karakter Kırmızı Delirium'la ilk defa böyle etkileşime geçen karakter, daha sonradan böyle kocaman bir heykele dönüşmüştü. Kırmızı Delirium heykeline dönüşmüştü. Çok hızlı büyüyünce öyle yan etkileri olabiliyor. O yüzden insanların içine yavaş yavaş büyütülmesi gerekiyor falan. Üzgünüm. There's nothing I can do for you. Senin için yapabileceğimiz bir şey yok artık. He said he could take the red out. Eğer evet dersem içimdeki kırmızıyı alabileceğini söyledi. He liked to watch the agony. He liked to play. We were his garden. Belki de dalga geçiyordu diyor. Deny and be consumed. Oh, but what he wanted. No. Anything but that. I chose the red. I chose. Kırmızı Delirium'u ben seçtim sonuçta. Yor ve maalesef bu şekilde Kırmızı Delirium yüzünden hayatını kaybetti. Biz de bu kalenin artık emin ellerde olduğunu göstermek üzere Engizisyon'un bayrağını çekiyoruz efendim. İşte bu. Muhteşem bir şekilde bayrağımız dalgalanıyor. Aslan aslan. O Inquisition perk de geldi bir tane. Hem de yeni bir operasyon açılmış. Bakalım, bence güzel bir yerdeyiz. Bundan sonra Emperor's Dorion'a devam edeceğiz önümüzdeki bölümde. Buradaki ana görev bu gibiydi aslında. Ama bir de taş ocakları bölümü var. Gördüğünüz üzere daha işimiz tam bitmedi. Taş ocaklarına da gidelim. Bir sonraki bölümde de epey bir ilerleyelim istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bye.